Merhabalar, Kınal Eller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 6 ilmekten oluşuyor. 6-6 şeklinde taktıktan sonra şu şekilde 3 tane de kenar ilmeği ilave edelim. Hemen modelimin kurulumuna geçelim. Kenar ilmeğimi aldım ve kenar ilmeğimden sonra diğer ilmeklerimi bu şekilde ters örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra bu şekilde örgümüzün arka yüzünde bir sıra ters örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Ve kenar ilmeğim örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz ördüm. Bir tane arttırma işlemi yaptım. Şu şekilde iki ilmeğimin yönünü düzelterekten soldan sağa doğru kesim yaptım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz ilmeğim bir arttırdım ve iki ilmeğimi birlikte sağa kesim yaptım. Tekrar iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Bir arttırdım. İki tane ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde modelimin bir kurulumu. Tekrar bir doladım. Yine iki ilmeğimin yönünü düz gelecek şekilde sağa kesim yaptım. Tekrar iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Ve iki tane ilmeğimi düz ördüm. Bu da pardon, şurada bir tane arttırmamı yapmadım. Bir tane arttırma yapıyorum ve iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Yani sağda ve solda kesim yapmış olduğum iki ilmeğimin bir sağında bir solunda arttırmamı yaptım. Geri yerine tamamlamış oldum. Tekrar bir doladım. Yine iki ilmeğimi birlikte sağ kesim yaptım. Hemen tekrar sola kesim yaptım. Bir arttırma yaptım. Ve iki tane düz kenar ilmeğim. Ve tekrar bir de kenar ilmeğim. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Burada bu iki tane şu şekilde bakın. Örgünün ön yüzünde bir sağda bir solda iki tane kesim yapmış olduğum ilmeğimi bunların yerini çaprazlama değiştireceğim. İster bu şekilde örmeden sol şişimden sağ şişime alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ve hemen arkadan öne alıyorum. Ve bu ilmeğimi de sonra örüyorum. Tekrar bu arada şu şekilde 2-4 tane ilmeğimi öreceğim. Çünkü 2 sağ 2 solun ilmeği olduğu için şu şekilde 1, 2, 3 ve 4 tane ilmeğimi ördüm. Bakın şöyle kesim yapmış olduğum 2 ilmeğimi ister şu şekilde çaprazlama değiştirebilirsiniz. Ve bu ilmeklerimi çevirdikten sonra ters örüyorum. İster bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle ipimin katını aldım, hemen düzlüyorum ve yine 1, 2, 3 ve 4 arttırma yapmış olduğum ilmekten sonra isterseniz de bu şekilde örmeden alıyorum, örüyorum ve arkadaki örmemiş olduğum ilmeğimi öne alıyorum ve bunu tekrar örüyorum. İster bu şekilde yapabilirsiniz, sizin tercihinize kalmış. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim, kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1 ve 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir alt sırada arttırmış olduğum ilmeğimle diğer kesim yapmış olduğum 2 ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım. Ve buraya 1-2 defa doladım. Burada yapmış olduğum arttırmaları ortada yapıyorum. Biri sağ, bir sol tarafın. Ve burada da hemen yine 2 ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım.
Tekrar 2 tane arada düz ilmeğimi ördüm ve yine sağ kesim yaptım. 1 ve 2 defa doladım ve tekrar sola kesim yaptım. Ve 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar ilmeğimi yerine çevirdim. 1 ve 2 defa ördüm ve sola kesim yaptım. 2 tane düz ilmeğim ve kenar ilmeğim. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını ters örüyorum ve burada şu şekilde öndeki ilmeğimi şöyle düz çıkartıyorum. İpimi alıyorum. Diğer ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar aradaki ilmeklerimi ters ördüm. Şöyle ipimi açayım. Hemen ilk öndeki ilmeğimi düz çıkardım ve ters. Diğer ilmeklerimi yine ters örüyorum. Düz ve ters. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim ve kenar ilmeğimi aldım. 1-2 tane düz ördüm. Burada yine bir arttırma yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte şu şekilde hemen. Burada sola kesim yapacağım için şu ilmeğimin de düz olması için şöyle ilmeğimin yönünü düzelterekten 2 ilmeğimi birlikte sağ kesim yaptım. Tekrar burada da şu şekilde sola kesim yaptım. Ve aradaki 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Pardon, şurada yine arttırmamızı unutmayalım. Bir ortada bir kenarlarda yaptığımız için bir arttırmamı yaptıktan sonra tekrar 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar bir doladım. Yine ilmeklerimin düz gelecek şekilde yönünü çeviriyorum ve ikisini birlikte kesim yapıyorum. Yine burada da ikisini birlikte kesim yapıyorum. Tekrar bir arttırıyorum ve 2 ilmeğimi düz örüyorum. Benim alma yönüme göre farklı olduğu için sizin alma yönünüz düz geliyorsa çevirmenize gerek yok. Bakın modelimiz belirginleşmeye başladı. Yine hemen örgümün arka yüzünde yine bu iki ilmeğimin yerini çaprazlama çevirme yapacağız. Hemen şu ipimi açıp geliyorum. Ve tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimle birlikte 4 olmuş oluyor. Ve burada yine örmeden alıyorum. Bir ters örüyorum. Ve arkadaki ilmeğimi şu şekilde alıyorum öne ve tekrar örüyorum. Bakın çaprazlama çevirmiş oldum. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Yine örmeden aldım, ördüm ve hemen çaprazlama yaptım. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Yine aynı şekilde şu kısmı devam ediyoruz. Burayı da tekrarlayayım. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeğimi düz aldım ve hemen yönünü düzeltiyorum. Sağ bir kesim. 1-2 defa doluyorum. Sola bir kesim. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar sağ bir kesim. 1-2 defa doluyorum. Sola bir kesim.
2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 sola kesim, 2 ilmeğimi düz ve kenar ilmeği. Modelim bu şekilde ilerliyor gördüğünüz gibi. Hemen şöyle modelimin büyük halini göstereyim. Modelimin büyük hali bu şekilde ilerliyor. Şöyle. Şu şekilde. Şurası da örgümün arka yüzü ve burası da ön yüzü. Şöyle göstereyim. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.